Selamünaleyküm kardeşler. Bir video serisinin ilk videosu. Ayrıca içinde videoyu da çekeceğiz. Bizim bu ateist değil sorular oynatma listesi içine e ekleyeceğimiz bir video türü olarak. Bu Turan Dursun'un eserlerini inceleyeceğiz. Şimdi buna başlayacağız zaten. Din bu serisi 3 kitaptan. Bir de Kulleteyn'i inceleyeceğiz Turan Dursun'un. Daha ziyade bu seriyi neden çekiyoruz? Bir algı operasyonuyla muhatap gençler ve biz bu algı operasyonunu daha net örnekler üzerinden kolayca gösterebiliriz gibi geliyor bana. O yüzden burada yani her zırvaya, her polemiğe uzun uzun cevap vermemizi beklemeyin. Ama bu kitabın baştan sona 3 kitapsa, işte kaç videoda olursa hızlı hızlı üzerinden geçeceğiz. Ciddi alınası bir şey varsa üzerine konuşacağız. Daha kısa cevaplar verdiğimiz. Ancak kitabında bütününü incelemeye çalıştığımız bir eser olacak. Şimdi din bu kitabına başlayalım Turan Dursun. Kaynak yayınlarından basılmış. Kaynak yayınları şey de basan Muazzez İlmiye Çığ'ın da eserlerini bunlar basıyor. İlhan Arsel'in kitaplarını da basıyor. Bu ön söz kısmı çok ilgimi çekti. O yüzden bu videoda ön sözden bahsedeceğim. Ondan sonraki videolarda teker teker şeylere başlarız inşallah. Şöyle demiş bu yayın evinin ön sözü. Turan Dursun'un Türkiye'de İslam'ı en iyi bilen ve 8. yüzyıldan bu yana yazılmış eski Arapça eserleri en doğru okuyan düşünürlerimizden olduğu İslamcı ulema tarafından da kabul edilmiştir. E, kim ki acaba bunlar? En iyi bilen bir de. Propagandanın örneklerini Bu çok sık yapılır. Bir şahsa her zaman söylüyorum. Bir pozisyon atfedip onun sözünü doğrulatmaya çalışmak sizin tamamen algınızla oynamaktır. Buna hepsi yapıyor. Teker teker de göstereceğim inşallah. Richard Dawkins'in eserleri. Bilim adamları diyor. Bak bilim adamı pat buraya alıyor. Ha, yargısını kabul etmek zorundasın sen. Evet en iyi bilen olduğunu kabul ettiğiniz zaman bu eseri bambaşka gözlerle okuyacaksınız çünkü. Din bunun birinci kitabını Turan Dursun'un kendisi hazırlamıştı. 2, 3 ve 4. kitaplar 2000'e doğru dergisinde ve çeşitli yayınlarda çıkan yazılar bir araya getirilerek yayın evimiz tarafından derlendi. Turan Dursun derginin genel yayın yönetmeni Doğu Perinçe'ye böyle bir yetki vermişti. Yani kitabın üzerinde işte oynayabilme yetkisi vermişti Doğu Perinçek. Doğu Perinçek de Turan Dursun'un yazdığı derginin sahibiydi. Evet, derginin yazılarını redaksiyonunu yapan Cemal Süreyya da Doğu Perinçey'in bilgisi içinde bazı bölüm ve cümleleri yeniden kalem almıştı. Yani bir ekip çalışmasıydı bu. Doğu Perinçey'in 1992 yılında yazdığı ön sözün ilgili bölümlerini almayı yararlı bulduk. Doğu Perinçey'in ön sözünden okuyorum bunu. İslam'ın toplumumuzda bin yıllık tarihi var ama insanlarımız İslam'ı da dinleri de bilmiyor. Tipik Cumhuriyet dönemi. Yani bu yakın tarih açısından da önemli şeyler bunlar. Gençler bu mesela nedir? Tipik yukarıdan bakan şey İslam'ı da bilmiyorlar. İslam'ı da biz öğretiriz onlara. Hani şey var ya bu Tan Doğan'ın yanılmıyorsam. Ulan Öküz Anadolu'lu diyor. Siz diyor komünizmden ne anlarsınız? Komünizm iyi bir şey olsa onu biz getiririz. Diyen yani bakış var ya. O işte budur yani. işte. İslam'ı da bilmiyor. Biz anlatırız onu. İslam yüzyıllar boyunca feodal hakim sınıfları içinde ulema arasında medreselerde dar bir çevre içinde sıkışmış kalmış. Ve işte bizim solculuğumuzun bu Kemal Tahir videosu içinde anlatmaya çalışmıştım. Bizim solumuz böyledir. Yani batıdaki o kavramları var ya onları aynı ile Türkiye'ye taşıyacak tam bir mukallit bize o kavramları taşıyacak. Bakın feodal hakim sınıflar Ya İslam'ın neresi feodalite var? Hangi soylu sınıfı var mesela? Anladınız mı? Ya böyle tipik ezberler, klasik ezberler. Batı tarihinde olan aynı ezberi doğuya taşıma hastalığı. Kemal Tahir'in böyle bir solcu olmadığından bahsetmiştik Cemil Meriç videoları içinde de. Çok ender örneklerden olduğundan bahsetmiştik Kemal Tahir'in. Bu yüzden sol tarafından da pek benimsenmediğinden, çok bayrak bir isim haline gelemediğinden bahsetmiştik. Atilla İlhan da takriben bu tarz bir solculuğu benimsemez. Onu da eserini anlatırken anlattık ama işte Türkiye bakın şimdi sayfa 13. Turan Dursun'un İslam ulemasına iki üstünlüğü vardır. Birincisi gerçeğe bağlıdır. İkincisi İslam'ı ve dinleri onlardan çok çok daha iyi bilmektedir. Aynı şeyi inşa etmeye çalışıyor. Birincisi gerçeğe bağlıdır. Yani gerçeğe bağlıdır dediğim Müslüman değildir. İslam ulemasına üstünlüğü Müslüman olmaması hasebiyle. Bir üstünlüğü var bu yargılarının ne derece objektif ve muhteşem olduğunu bize gösteriyor. İkincisi İslam'ı ve dinleri onlardan çok çok daha iyi bilmektedir. Şimdi ben merak ettiğim bir şey var. Mesela bu normal zeminde de böyle bir problem var. Filan filandan iyi alimdir diyorsun. Tamam Şimdi mesela iki tane fizikçi var. İkisi de izafiyet teorisi üzerine çalışıyor olacak. Ben hangisinin hangisinden daha iyi bilgili olduğunu nasıl bilebilirim? Değil mi? Onlar üzerinde bir bilgi mi olması lazım? Şimdi Doğu Belinçek nasıl takdir ediyor? İşte Turan Dursun'un diğerlerinden daha fazla bildiğini veya bu eserin yayımında ön söz yazan kimse Turan Dursun'un diğer İslam alimlerinden daha bilgili olduğunu nasıl biliyor? Nasıl ayırt ediyorlar bunu? Hayır, gaye ne biliyor musun? Sen 16 yaşında bir delikanlısın. Sen de bir algı yaratmaya çalışıyor. Ya bu İslam'ı en iyi bilen adamdı. Bu işte ateist oldu ve size açıklıyor gerçekleri. Gizlenen İslam'ı açıklıyor. Tamam. Tipik bu. Bu algı operasyondur, net bir algı operasyondur. Bu nedenle Turan Dursun'un dinleri tarihsel bir kategori olarak ele almaktan çok aydınlanma çağını yaşamış bir dünyanın penceresinden değerlendirdiğini görüyoruz. Aydınlanma çağı tabiri de çok hoş. Bak gene batıdan ithal. Mefhumlar, Cemil Meriçleri, o videoları izlerseniz bunların ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Bunlar basma kalıp ezmerlerdir. Cemil Meriç'i Biraz bu tarz yazılar okuduğunuz zaman daha kıymetli bulursunuz. Bu ezberlerle çok mücadele etmiştir. Çok da anlaşılmaz Türkiye'de. Hala bu ezberler devam eder. Aydınlanma çağı. Hangi aydınlanma çağı? Meharican Edward Said'de. Bu açıdan kıymetli olacaktır. Çünkü Batı o aydınlanmasını size dayatır. Biz aydınlandık, aydınlanma çağı yaşadık. Siz karanlıktasınız, biz sizi aydınlatacağız. Onun da işte buraya Türkiye, İtalyalıcılardır. edicileridir. Orta Doğu'nun tek tanrılı dinleri olan Musevili, Hristiyanlık ve İslamiyet'e baktığımız zaman ortak bir payda saptıyoruz. Her üç dinde belli tarihsel dönemlerde birbirine yakın mekanlarda belli toplumların sınıflara bölünmesine... Bakın solculuk, o sınıf, sınıflı toplum filan solculuk yapacak. Hangi sınıflar bunlar? Hangi sınıflar? Batı'daki anlamıyla. Özel mülkiyeti kurumlaştırmalarına... Sanki <laughs> özel mülkiyet daha öncesinde yoktu bu dinlerden önce. Bunlar kurumlaştırdı. Ticaretin ve meta ekonomisinin gelişeceği bir düzeni gerçekleştirmelerine yönelik ideolojik iklim yaratmışlardır. Güzel. Evet ve şöyle demiş kaynak yayınları. Büyük aydınlanmacımız ve milletimizin unutulmaz öğretmeni Turan Dursun'u saygıyla anarak aydınlanmacı. Gene benim için soru işareti. Ve İlhan Arsel de ön söz yazmış aynı esere. İşte bir yazısından ve Turan Dursun'un kendisiyle görüşme isteğinden bahsetmiş. Ve Turan Dursun'la konuştuktan sonra telefonu kapattıktan sonra giriş kısmına şu satırları karaladım diyor. İlhan Arsel. Batı bugünkü gelişmesini ve ilerlemesini ve uygarlığını din adamının sahte saltanatına ve olumsuzluklarına son vermekle, onu dünya işlerinin dışına itmekle, imtiyazlarını ve yetkilerini yok etmekle sağlamıştır. Bu mesela normalde 1900'lü yılların başlarında savunulan bir şeydir. Ama 2000'e kadar devam ediyor. Kafa orada sabitlendiği için. Yalnız mı? Orada bitiyor yani. Aynı şeyleri tekrar. Papağan gibi. Bunların hep antidotu Cemil Tam antidotudur yani bunların. Batı dünyasını 1500 yıllık karanlıklarından kurtarıp akıl çağına ve insanlık haysiyeti duygusuna ulaştıranların din adamlarını dünyevi işlerden uzaklaştırmaya matuf görüş. Peki bunun İlhan Ersel'in zihnindeki gerçek yankısı nedir biliyor musunuz? Çünkü bu zihniyet hakim olduğunda tipik uygulaması şudur. Hani din adamlarını dünyevi işlerden uzaklaştırmaya matuf görüşüyor. Dini olanları toplumdan tecrit etmedir. Dini olanları üniversitelerden tecrit etmedir. Dini olanları liselerden tecrit etmedir bu minvalde olmuştur. Yani şu sözlerin altında bunu okursunuz. Turan Dursun'la karşılaşmasından bahsediyor. Ondan sonra diyor ki ve işte kendi toplumum itibarıyla Turan Dursun'un üzerinde bıraktığı etkiyi anlatıyor. Her zaman için özlemini çektiğim, hayalimde yaratmaya gayret ettiğim insan tipi, mutlu bir tesadüf sonucu şimdi karşımda. Muhtemelen yüzlerce yıllık bir gecikme ve değişik bir kılık altında. Turan Dursun'u tavsiye ediyor bakın. Her zaman için özlemini çektiğim, Hayalimde yaratmaya gayret ettiğim insan tipi yani ateist, din düşmanı, insan tipi mutlu bir tesadüf sonucu şimdi karşımda. Ve dönmüş kitabına, bu az önce okuduğum giriş kısmı var, onu değiştirmiş. Bunu yaparken din adamları içerisinde gerçek anlamda insancıl ve bilgili ve aydın olanları yoktur demek istemiyoruz. Yani Turan Dursun böyledir. Yani onunla tanıştıktan sonra ben bu yargımı çok geniş söylüyordum, hata etmişim din adamları arasında insancıl, bilgili ve aydın olanları yoktur demek istiyoruz. İnsancıl, bilgili ve aydın olmanın kriteri nedir? Turan Dursun gibi din düşmanıysanız bu şahıslar namında din adamısınız zaten. Bu bir. Nasıl din adamı olabiliyorsunuz ateist ki? O ayrı bir mevzu. Adamın hayalindeki din adamı profili ateist olması, din düşmanı olması bu sayede insancıl, bilgili ve aydın sayılıyor. İşte bunlar hep mesela etiketlemedir tamam mı? Şimdi bu size hadi böyle olursanız böylesiniz. Yani insancıl bilgili ve aydın olmak için ateist olmanız gerekiyor. Mesela bundan daha saldırgan bir üslup olamaz. Bundan daha fikri terörizm olamaz yani. Yazarın ön sözü. Bakın şimdi bu insancıl bilgili ve aydınlık. Muhatap kitleyi tanıyın mı? Akıl ve bilim aydınlık kesimdedir. Din imansa karanlık kesimde. Mesela bu hoparlörle söylenecek bir slogan cümlesidir. Çok aydınca ve bilgilice değil mi? Evet. Hatta bu mesela bir dinin sözleridir. Onu da söyleyeyim yani. Mesela bir dinin amen tüsü falan gibidir. Bunu çok denk gelirsiniz. Akıl ve bilim aydınlık kesimdedir. Din imansa karanlık kesimde. Aklın, bilimin ölçüleri bellidir. Gözlem vardır, deney vardır, nesnellik vardır. Yolu ışıklandıran da bunlar. Din ve imandaysa bunlar yoktur. Karanlığı bundan. Gözlem, deney ve nesnellik. Tarihçiler kusura bakmasın. Gitti onlar. Gözlem, deney ve nesnellik olmadığı için maalesef karanlıkta kaldınız tarihçiler. Sanırım sanatçılar da gitti. Ve üzülerek söylüyorum çok seviyorsunuz ama felsefe de gitti. Hepiniz karanlıkta kaldınız gençler. Bir slogan bu kadar kötü kurulur. Yani sloganın da kötüsü bu. Turan Dursun'un kitabına ön söz kısmını inceledik. Bundan sonra Tanrı ve benzeri kısımlar var. Onları da başka videoda yapalım inşallah. Bu video böyle oldu. Ve akırı davanen rabbil alemin.